İstanbul Gazi Osman Paşa'da öyle bir yarışma vardı ki efendim, en güzel balkon yarışması düzenlendi. Rengarenk çiçekler, küçük meyve ağaçlarıyla süslenerek görücüye çıkan o balkonlardan birinci seçilen ev sahibine de tam altın hediye edildi. Doğayı sevmeli. Rengarenk çiçekler, minik meyve ağaçları, birbirinden güzel süsler, özenle bakılmış bitkiler. En güzel balkon yarışmasında birinciyi seçmek hiç kolay olmadı. Gazi Osman Paşa'dan Hakan Ceylan, çok teşekkür ederim. Biz annemizden ve babamızdan hayvan ve doğa sevgisini öğrenerek doğayı koruduk. İşte evimizin bahçesinde başladık. Onların balkonları beton ve demirden ibaret değil. Binbir emek verip baktıkları çiçek ve bitkilerle süsledikleri açık alanlar hem bulundukları binaya hem sokağa hem de semtlere ayrı bir güzellik katıyor. Ben pandemide başladım aslında çiçek bakmaya. Evde uzun yıllar durunca doğayı evime getirmek istedim. Açıkçası böyle o güzelliğin içinde oturmak bana çok keyif verdi. Yarışmanızdan da haberdar olunca sevgiyle yapmış olduğum bir güzelliği neden paylaşmayayım? Emeğine ve zevkine güvenen 59 doğasever ilçe sakini, Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin düzenlediği en güzel balkon yarışmasında birinciliği hedefledi. Günaydın, nasılsınız? Aman da ne güzel açmış. Ya Rabbim, sen pembe misin, sen beyaz mısın? Böyle tek tek onları severim. Çok seviyorum çiçekleri. En güzel balkonu tasarlayan ev sahibi tam altın, ikinci yarım, üçüncü ise çeyrek altın ödülünü belediye başkanı Hasan Tahsin Usta'nın elinden aldı. Çevremize değer katan, çevremize güzellik katan, çevremizin yeşillenmesiyle ilgili öncülük yapan tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Aslında hepimizin arzu ettiği, hayal kurduğu hayatlar küçücük bir alanda, yeşil bir alanda mutlu olmak değil mi? O zaman neden biz çevremizi katlediyor? Her yıl düzenlenen etkinlik ilçede betonun daha az görülmesine katkı sağlıyor.